Söylediklerimi iyice düşün. Üstündür umarım. Düşünecek bir şey yok. Çünkü söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz mi? Resmen yalan söylemeye devam edelim diyorsun yani ha? Ya sen ne diyorsun? Bunu herkes bilsin diyorsun. Yok ya. Bunu planlı programlı yapacağız. Dışarıya sızmamalı. Vay. Vay be Kerem Yiğiter. Ben de dedim ki Kerem bütün gece oturup düşünmüştür dedim. Gece beni anlamıştır dedim. Biraz da olsa sağduyuludur dedim ama nerede? Esas ben dedim. Ayşe akıllı kızdır dedim. Şimdi benden istediklerini bir düşününce ne kadar saçma olduğunu anlayacaktır dedim. Saçma mı? Yok Kerem, yalan söylemek istemiyorum artık. Bunun nesi saçma? Zamanı. İyi misin? İyi misin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Bir şey olmadı. Ya tamam, senin şu uygunluk mesafeni ayarlayalım da. Hı. Ama bu ne abi? Yayla gibi odada ben illa bunun arkasında giyinmek zorunda mıyım? Zorundasın. Ayrıca konumuz buydu zaten değil mi? Kıyamam ya, üzüldüm. Senin için gerçekten üzüldüm. Gerçekten üzüldüysen atalım şunu artık. Ha? Sen benim gömleğimi çıkarırsın. Hı. Ben de senin kopçalarını çözerim. Hı? Kerem sen benim kopçalarımı dert etme. Ben kopçalarımı çözerim. Bence sen önce bir giyinmeyi öğren. Bak açık kalmış. Hı. Hı. Yeni moda bu. Ha. Oldu mu? Güzel giyinmiş miyim? Standartlarına uyabildim mi? Dalga geçme Kerem. Ama kabul et. Halimiz biraz dalga geçmelik. Sen gerçekten anlamıyorsun. Sen kendini bir başkasının yerine koyamıyorsun Kerem. Yine neyi anlayamadım acaba? Beni. Beni anlayamadın. Benim hislerimi hiç önemsemiyorsun, düşünmüyorsun Kerem. Ben. Ben anlamıyorum. Sen. Evet, sen anlamıyorsun. Kendini başkalarının yerine koyamıyorsun çünkü. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyorsun. Bu giyinme mevzusunda da, ailelere söyleyelim dediğim konuda da. Sıfır. Empati yeteneğin sıfır. Yok. Gerçekten sıfır. Bir de ben diye şaşırıyorsun. Neyine şaşırdın ki o kadar? Sen tabii ki. Empati yeteneğin mi sıfır? Ne yapıyorsun Kerem, iyi misin? Demek ben empati yoksunuyum ha? Demek ki sen en başından beri benim hakkımda böyle düşünüyorsun. İnsan kıyar mı be? Benim gibi sevgiliye kıyar mı? Böyle bir şey söyler mi? Kerem yok, sen de empati yeteneği yok, sıfır. Kendini hiç benim yerime... Hadi beni geçtim. Kendini herhangi birinin yerine koydun mu? Gayet de var. Empati yapabiliyorum ben. Empati kurmuşluğum var yani. Ben böyle bir durumla karşı karşıya kaldığım zaman... Bakarım yani bu empatiklik bir durum var mı diye. Hı. Değerlendiririm, ona göre kuruluyorsa kurarım. Ama kuramıyorsam da hiç bulaşmam zaten o duruma. Peki Kerem Yiğiter, bana empati yaptığınız bir anı anlatabilir misiniz? Küçük bir örnekle bunu bana hayalimde canlandırın. Hadi bekliyorum. Söylüyorum. Hı. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şu araba geçsin. Buse. Senin yeğen. Hatırlarsan abinle yengen kavga ettiği zaman gayet onunla empati kurmuştum. Nasıl sakinleştirmiştim. Kerem o sayılmaz. Niye sayılmıyormuş? İşine gelmeyeni sayma tabii. Sen orada kendi travmanı hatırladın. Yani daha önce yaşadığın bir şeyi canlandırmış oldun. Anladın mı? Olmaz. Sen hiç hissetmediğin, yaşamadığın bir duyguyu kavrayıp kendini karşındakinin yerine koyman lazım. Hadi Kerem kabul et. Senin böyle bir becerin yok. Kabul et, kabul et. Gayet de öyle bir becerim var. Ben başkalarıyla da empati kuruyorum. Yani benzer bir olay yaşamış olmama gerek yok. Kerem empati kuramıyorsun. Kuramıyorsun, sıfır. Üf, empati kurabiliyorum. Sadece şimdi bir örnek hatırlamam lazım. Tamam, gelince haber ver, uyuyorum. Hatırlayamazlar. Sizi anlamayı, dinlemeyi reddederler. Empati yoksun insanlar. Kesme sen de. Hatırladım. Gel gel, hatırladım. Yok o başka bir şeydi. Ama ben hatırlayınca söyleyeceğim sana. Hatırlarsın, eminim hatırlarsın Keremciğim. Uro.
İyi oldu geldin buraya. Kafayı yiyeceğim düşünmekten. Abi ben bu Gonca meselesini ne yapacağım ya? Kız benden yüzük bekliyor. Yüzük almadın mı zaten? Ver gitsin. Gerçi ben aldım da ne oldu? Takmıyor. Takmıyor mu? Niye takmıyor ya? Neyse sana bir şey soracağım. Sence ben empati kuramıyor muyum? Yo. Niye kuramıyorsun bro? Gayet kurabilen bir adamsın sen. Yani iyi kötü her insan kadar kendi çapında empati yeteneğine sahipsin diyelim. Ben de öyle düşünmüştüm. Gayet kurabiliyorum bence de. Neyse şimdi konuya geri dönelim abi. Abi sence ben evliliğe hazır mıyım ya? Ha? Kardeşim evliliğe herkes hazırdır. Hazırdır da mesele o değil zaten. Mesele o paravanı yıkıp atmaktı. Gerçekten bir gün tekme tokatla alacağım o paravanı. Her gördüğümde sinir olurum. Ya abi lütfen bana odaklanalım ya. Abi benim bu Gonca meselesini ötelemem gerekiyor galiba. Ne yapmam lazım acaba? Kendi çapımda biraz acaba düşünmem mi lazım? Ne yapmam lazım bilmiyorum ki. Abi bu kadar düşünüyorsan işte evlen kurtul bitsin gitsin olay. Korkuyorum. İşte korku iyidir. Korku iyidir. Yoksa adın empati yoksunluğuna çıkar. Evet. Evet. Evliliğe hep böyle bir mesafeliydim zaten. Ben de mesafeliydim. Sonra ne oldu? Evlendim. Sonra ne oldu? Karım bana sen empati yoksunsun dedi. İşte. Yok bro, yok. Ben fikrimi değiştirdim. Sen empati yoksunu falan değilsin. Sen müthiş empati kuran bir adamsın gerçekten. Bayağı empati kurabiliyorsun. Sağ ol yani. Evet, sağ ol. Sen de sağ ol. Sorun bende değil zaten de. Ama işte bu... Bunu kanıtlayacak bir şeyler hatırlamam lazım benim. Hatırladım. Hatırlayacağım demiştim sana. Allah, şu an çok merak ettim. Bomba patlamak üzere he? Bak bu hikaye ta çocukluğuma dayanıyor. Yani düşün daha o zamanlardan kendimi başkalarının yerine koyarmışım ben. Yani o cevher daha çocukluğunda varmış. Düşün. Çok merak ettim. Şimdi dinle. Ben ay çöreğini çok severim. Hala severim. O zaman da severdim. İşte günlerden bir gün, işte o çok sevdiğim ay çöreğinin bir kısmını kış günü yiyecek bulamayacaklarını anladığım o zavallı güvercinlere atmıştım. Ya o çok sevdiğim ay çöreğini. İşte bu hikayeyle hem iyilikseverliğim hem de empati yeteneğim kanıtlanmış oldu. Nasıl? Ya, bu sefer de olmadı Kerem. Birazcık daha düşün, belki bulursun. Belki vardır empati yapsın bir an. Belki, belki. Nasıl bir düşünce biçimi ya? Çok bilmiş. Her zaman yargılayıcı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?